Psikoloji YouTube kanalından bu hafta da merhabalar. Son zamanlarda internette viral olan ufak bir video var. Endoresto ve protezin ortama girişi şeklinde başlıyor ve tedavi sürecini hastalarımıza anlatıyor. Bu videoyu hangi hastalarımızın izlemesini istiyorum? Özellikle kliniğimize gelirken dişlerinde çürük ve hücreti olduğunda "Hocam bu dişimi çektirmeye geldim" gibi başlıklarla bize başvuran hastalarımız için bir dakika çekmek istedim. Şimdi çekim, evet, bir tedavi yöntemidir. Her zaman olmasa da çekim bir tedavi. Fakat biz diş köklerini mümkün mertebe ağızda tutmak istiyoruz. Dişlerinizin çekimi bunun yerine sunulacak size implant ve protez tedavilerini yönlendirir. Biz doğal diş köklerini ağızda koruyabildiğimiz müddetçe bunu yapma fazla çalışmayı seviyoruz. Nasıl oluyor? Evet, dişlerde harabet fazla olduğunda, fazla bir doku kaybı olduğunda, sinire ulaştığında özellikle öncelikle endodontik tedavilerimizle, kanal tedavilerimizle dişin sinirsel sağlığını sağlıyoruz. Ardından diş dokusunun üstüne kaplama yapabilmek için, dişi ağızda tutabilmek ve bir protez yüzeyi oluşturabilmek için kanal tedavisinden destek alarak oraya post yerleştiriyoruz. Postlardan aldığımız desteklerin üzerinde dişi şekillendirdikten sonra laboratuvarlarımızdan gelen kaplamayla, evet, çekip implant yapmak yolundan ziyade endodonti, restoratif diş tedavisi ve protezin güçlerini birleştirerek sahip olduğumuz diş köklerini, eğer mümkünse şartlar sağlanırsa, ağzınıza tutmaya çalışıyoruz. Unutmayın, çekim her zaman bir tedavi değildir. Öncelikle hekimlerinizden bilgi almanız gerekir. Kliniklere başvurarak muayene olmanız gerektiğini altını çiziyorum. Bu hafta da bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.